Hayır, durmur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yolumdan çekil kertenkele. Yeşil, yas tutup kenara çekil. Ya da senin kelleni alayım ve öl. Gel bakalım, burnunu dağıtınca da böyle diyebilecek misin acaba? Siz zavallılar sadece intikam almam için birer basamaksınız. O basamak sana şimdi haddini gösterecek. Siz gerizekalılar anlamıyorsunuz. Hiçbir zaman anlamadınız beni. Şimdi seni öldüreceğim. Mor, biraz sert vurdum sanırım. Neyse, kendine gel. Neden inat ediyorsun? Çenem yamuldu pezevenk ama vazgeçmeyeceğim. Geçmişim hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat o zaman. Öfff, tamam, sana anlatacağım. İyi dinle ama beni bak. Bir kere anlatacağım sana, başka anlatmayacağım. İyi dinlemezsen siliği yersin. Her şey o korkunç yangın gününde başladı. O yangın gününde. O gün evde yalnızdım. O alevin içinde ailemi ve diğer her şeyimi kaybetmiştim. Bu zamana kadarki her şeyimizi. Ama görüyorsun ben hala hayattayım. Artık tamamen yalnız kalmıştım. Devlet beni koruyucu aileye verecekti. Bir sürü aile gelip gitti. Hepsiyle görüştük ama salak rolü yaptım. Ve kimse beni almadı. Orada çok uzun süre kaldım. Eski günlerin kabuslarını görmeye başladım. Evimizi, eski ailemi ve yangınları. Okulda da hiçbir zaman başarılı olamadım. Ve her şeyi kendi haline bırakma kararı aldım. Ve artık bir serseriydim. Evet, serseri. Bankaları soymaya başladım. Her kötülüğü yaptım. Her kötülüğü, aklıma gelebilecek tüm pislikleri. Ve sonra benim sihirli parmaklarımın namını duyan yeni kişilerle tanıştım. Yeni arkadaşlar. Tehlikeli arkadaşlar. Çok sağlam bir ekibimiz vardı. Duvarları boyayıp havalı oluyorduk. Ve yavaş yavaş büyüdük. Tabii rakip çetelerimiz de büyüyordu. Yan kesicilikten bakkal soymaya. Her şeyi yapıyorduk. Ta ki o kişi çıkıp gelene kadar. Onu gördüğümde adeta vurulmuştum. Hayır, silahla değil, kalbimden vurulmuştum. Ne bekler? Aşık mı oldun? Tabii ki de aşık oldum dostum. Kız taş gibiydi. Hatta onunla evlendim. Ama tabii ki de bu gizli kalmalıydı. Çünkü bu çok tehlikeliydi. İkimiz de çete üyesiydik. Aşkımızı bir süre gizledik ama sonra karımın hamile olduğunu anladım. Ve çetelerden ayrılma kararı aldık. Artık serserilik yoktu. Oradan kaçtık. Bu hayatımın en doğru kararıydı. Sonra bebeğimiz doğdu. Biraz tipsizdi ama yine de onu çok seviyorduk. Bu bizim için yepyeni bir başlangıçtı. Fakat ne yazık ki hayatın planları bizim için farklıydı. Bir gün karımın eski çetesi bizi buldu. Nasıl buldular anlamadım. Yan mahalleye taşınmıştık. Çok şaşırtıcı. Neyse. Karımı markette yakalamışlar. Karım da onlarla birlikte kaçmış. Alçak karı. Kızımla artık yalnız kalmıştık. Silahı alıp onları basmayı düşündüm ama artık bir kızım vardı. Ona bakmalıydım. O yüzden eskicilik yapmaya başladım. Bunu kızımdan gizli yapıyordum. Ama kızım anlamaya başlamıştı sanki. Küçüktü ama anlıyordu. Ve artık başka bir iş bulmam gerekiyordu. Sonra posta kutusunda bir afiş gördüm. Üzerinde Rainbow Friends'te işçi aranıyor yazıyordu. Ben de eskicilikten iyidir dedim ve bu konudan kızıma bahsetme kararı aldım. Çünkü hem eskicilikte artık fazla para yoktu. Tüm faturalar birikmişti. Yani bu işe girmekten başka bir çıkar yolum yoktu sanki. Ama kızıma da sormak istiyordum bunu. Sonuçta hurdacılık yaptığımı kızımdan daha fazla ne kadar saklayabilirdim ki? Düşündüm dostlar. Çok düşündüm. Ama bu işten başka bir çıkar yolum yoktu sanki. Fakat kızıma son bir hediye vermek istiyordum. Ve bu hediyeyi de Rainbow Friends oyun alanından çalacaktım. Oraya gittiğimde terk edilmiş gibiydi.
İçeride dolaşıyordum boş boş. Bir şeyler arıyordum. Peluş oyuncak veya onun gibi bir şeyler. Sonra bir oda gördüm. Oradan kıvılcımlar ve bağırtı sesleri çıkıyordu. Çok korkutucuydu. Doktor adamın birisini makineye kapatmış. Onu canavara dönüştürüyordu. Orada turuncunun dönüşümünü izliyordum. Çok korkutucuydu. Bakamadım, yapamadım. Birden bana yardım edin diye bağırdım ve doktor bana döndü. Ve orada bana söylediklerini asla unutmayacağım. Asla. Sen de benim arkadaşım olmak ister misin? Arkamı döndüğüm gibi topuklarım kafama vura vura koşuyordum. Nereye gittiğimi ben de bilmiyordum. Sonra bir havalandırma gördüm ve oraya girdim. Karanlıkta bir süre kaldım. Sonra bir kibrit yakma sesi geldi. Arkamı döndüğümde onunla yüz yüze gelmiştim. Uyandığımda bir masaya bağlanmıştım. Beni bağlamasa burnunu kırardım onun. Sonra gözümü açtım ve doktor karşımda duruyordu. Bana karımın ve çocuğumun fotoğraflarını gösterdi. Yani şimdi benim arkadaşım olmak yerine onların ölmesini mi seçeceksin? Sen bilirsin. Hadi ama bu resmen şantaj. Sakin sakin dostum. Bu sadece minik bir anlaşma. Korkmana hiç gerek yok. Orada bana bir anlaşma imzalattı. Anlaşmada eğer onun arkadaşı olursam kızıma bakacağı yazıyordu. Aslında bunu kabul etmekten başka bir çarem yoktu. Kızım için bunu yapardım. Daha sonra bana mevzuyu anlattı. Ne yapmam gerektiğini, eğer onun için çalışırsam bana para verecekti. Ama tabii ki de o yalan söylüyordu. Çünkü o yalancının teki. Kızımın hayatı için bunu yapmak zorundaydım. Ve anlaşmayı kabul edip imzaladım. Sonra masaya geri attım. Dönüşüm başladı. Bu aşırı acı vericiydi. Daha önce hiç bu kadar acı çekmemiştim. Ve sonunda acı bitti ve artık bu şeklimi aldım. Eskiden daha yakışıklıydım. Bakma şimdiki tipsizliğime. Ona hemen kızıma para göndermesini söyledim. Ve bunu kabul etti. Tabii biraz çalışmam gerekiyordu önce. Önce onun için çalıştım. Ve Rainbow Friends benden sonra daha başarılı oldu. Böylece kızıma para göndermeye başladı. Kızımın haberlerini alıyordum. Mutluydu ve artık daha başarılıydı. Ressam olacakmış büyüyünce. Kızımı böyle mutlu görmek beni de mutlu etmişti. Ama doktorun yaptığı o şantajı asla unutmam. Bir gün kızım Rainbow Friends'e gelmişti. Onu gördüm. Aynı annesine benziyordu. Ama ondan çok daha akıllı ve başarılı bir kız olmuştu. Beni tanır diye hemen oradan kaçtım ve havalandırmaya saklandım. Çok üzülmüştüm. Kızım dibimdeydi. Yanımdaydı ama ona sarılamamak beni bitiriyordu. O etrafta dolaşırken onu izliyordum. Büyümüştü, kocaman olmuştu ve çok güzel. Sonra da doktorun onun yanına gittiğini gördüm. Doktor onu odaya götürüyordu. Sanırım kızım Rainbow Friends'e katacaktı. Adına çok üzüldüm dostum. Gerçekten üzücü bir hikaye. Ama şimdi bizi öldürmene gerek yok. Sonuçta kızın güvende değil mi? Ya salak mısın sen Mavi? O adamlayken güvende olduğuna inanabiliyor musun gerçekten? Geçen buraya polisler baskına geldi. Neden geldiler? Kesin o adam kızıma bir şey yapmaya çalıştı. Kızım da polisi aradı. O yüzden o adamı öldüreceğim. Hiçbir şekilde kaçamayacak benden. Hayır, bu korkunç. Lütfen sakin ol. Sakin falan kalamam. Kızımı yeni arkadaşı yapmasına izin veremem asla. Benim de misin dostum? Hadi kızı kurtaralım. Kırmızı, konuşmamız gerek. Amor, sanırım geç kaldın. Kızım. Hadi artık doktor, dişlerimi temizle. Bekle, bu siz. Baba. Ona söylesen artık Mor. Hadi dostum, yapabilirsin. Evet tatlım, benim. Baba, baba sen yaşıyorsun. İyi olmana çok sevindim. Seni çok seviyorum. Kızım, ben çok özür dilerim. Sadece sana daha iyi bir hayat verebilmek için bunu yaptım.
Her şey senin içindi. Üzülme dostum. Şimdi sizi kavuşturacağım sonsuza kadar. Hayır, mavi. Hallediyorum. Ben bir serseriyim. Bana bulaşmayacaktın kırmızı. Bu kızım için.